videoda günübirlik Urla'da neler yapabilirsiniz onu göreceğiz. Şimdi Urla Sanat Sokağı'na geldik. Birlikte gezeceğiz. Bakalım neler var. Burası trafiğe kapalı bir sokak. Biz arabamızı tabii ki başka bir yere park ettik. Şöyle el yapımı ürünler satılıyor bu sokakta. Tabii ki mağazalar da var. Bu arkadaş da gezmeye gelmiş. Aa, sen benim yanıma mı geliyorsun? Aşırı tatlı bir ev gördük. Buranın sakinleri bu arkadaşlar galiba. Yerlisi. Urla'ya gelmeden önce buranın ismini çok duymuştum. Biraz gezdikten sonra belki burada oturup bir şeyler içebiliriz. Güzel bir yere benziyor. Biliyorsunuzdur Urla şaraplarıyla meşhur bir yer. Üzümleri çok meşhur. Fakat bizim bugün saatlerimiz kısıtlı olduğu için gezmeye vaktimiz yok. O yüzden böyle kısa bir günde neler yapabilirsiniz onları göreceksiniz aslında. Urla'da mutluysanız bunu çekin diyorlar. Ben çok mutluyum şu anda. Klasik zaten bir tatil beldesi gibi bir yerde bu tarz şeyler var. Adasına doğru gidiyoruz. Şu yolun güzelliğine bakar mısınız? Balık tutuyorlar. İnanılmaz güzel ya. Adından da anlaşılacağı üzere Osmanlı döneminde karantina altına alınan insanların barındırıldığı yer. Daha çok veba salgınında kullanılmış. Şu anda galiba bir kemik hastanesi var içerisinde. Evet, şurada da görünüyor. Sağlık Bakanlığı yazıyor. Ama yoluna bayıldık. Efsane, hatta gün batımına denk geldik. Şimdi birazdan size onu da çekeceğim. Güzel, şu yola bakar mısınız ya? Yol bittikten sonra arabayla daha fazla ilerleyemiyorsunuz, kapalı. Burası Karantina Adası Müdürlüğü Sağlık Eğitim Merkezi olarak kullanılıyormuş. Yani adaya giriş yok. Sadece şuradan insanlar ya balık tutuyorlar ya manzarayı seyrediyorlar. Ama bence gerçekten gelip görmeniz gereken bir yer. İskele Caddesi'ne gelmeden önce buraya uğrayın derim. Çünkü İskele Caddesi buraya çok yakın. Aa, karavanını çekmiş birisi. Harika. Şimdi ben size sandalyelerimizi çıkarıp oturtacağım. Gün batımına izleyeceğiz. Çok güzel. Böyle bir aktiviteye denk geldik. Aslında. Evlenme teklifi sandım ama sordum. Şeymiş, doğum günü organizasyonuymuş. Kele Caddesi'ndeyiz. Böyle balıkçılar var. Burası da deniz kenarında. Biz de şimdi Denizaltı diye bir restoranta gideceğiz. Denizaltı restorana geldik.
denizaltı restoranının manzarası efsane. Birazdan kalamar söyledik, onu çekeceğim. Ben resmen kalamar gurmesiyim bu arada. Gerçekten çok seviyorum. Bakalım nasılmış kalamarı. Sanat Sokağı'nda kumcu şek vardı. Orayı çekmeye atladım. Orada kumru yedik. Tokuz o yüzden, ama yine de kalamar yiyeceğim yani. Bira eşliğinde. Mekan çok güzel. Değişik bir bira deneyeceğim. Tuborg'unmuş. İlk Brave Master'ı Frederick adında özel bir koleksiyon yazıyor. Şöyle. Rengi nasılmış? Bardım çok şirin. Bakıyorum tadına. Aromalı bira. Sonunda Türkiye'de de bu tarz biralar yapılıyor. Çok harika. Şimdi kalamarı test edeceğim. Oh, sıcacık. Çok taze. Çok güzel. Bayağı lezzetli. Sosuna bakalım. Çok beğendim. Tavsiye ediyorum. Buraya gelince kalamar yiyebilirsiniz. Bu sanat eseriyle kapatıyorum videoyu. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna, beni takip etmek isterseniz de abone ol butonuna tıklarsanız çok sevinirim. Herkese mutlu günler.